Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanımasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı diplomasi hatayla dünya genelinde baş döndüren bir trafik yaşandı. Filistin topraklarında 3. İntifada çağrısı, dünyanın dört bir yanında Müslümanların gösterileri, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acilen İstanbul'a toplanması ve Birleşmiş Milletler'e üye tüm devletlere Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma çağrısı yapan karar tasarısının da BM Genel Kurulu'nda 128 oyla kabul edilmesi bu trafikten öne çıkan başlıklardı. Peki Kudüs'ü bu kadar önemli kılan nedir? Kudüs neden hedefte? Bu sorular ve daha fazlasının cevabı için stüdyoda konuğumuz Mirasımız Derneği Başkanı Muhammed Demirci. Zor anlatılması ama bir o kadar da kolay. Neden Kudüs önemli? Neden bu denli öne çıkıyor? Ve Türkiye'nin hassasiyeti niçin birçok ülkenin gıpta edeceği boyutlarda? Evet, bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle nasıl ki Kabe dünyanın altın oranı, Kudüs de yıllar boyunca siyasetin ve güç dengelerin altın oranıdır. Bütün Haçlı seferler Kudüs için yapıldı. Ve tüm tarih boyunca Kudüs Mescid-i Aksa bir güç dengesi merkezi haline gelmişti. Kudüs Mescid-i Aksa kimin elindeyse dünyayı o yönetti. Müslümanlar Kudüs'te bulundularsa ve Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya hizmet ettilerse dünyayı yönettiler. Ama Kudüs Mescid-i Aksa işgal altında olduğu süreçte Müslümanlar paramparça ve Kudüs kimin işgali altındaysa o dünya yönetti. Haçlılar bunun büyük bir örneği. Haçlılar Mescid-i Aksa işgal ettiklerinde dünyayı yönetmeye çalıştılar. Ve Müslümanlar o dönemde bugün gibi paramparça olmuşlardı. Ve bugün aynı şekilde 1917 yılından itibaren bugüne kadar 100 yıldır Müslümanlar sıkıntı içerisindeler, paramparçalar, zayıf duruma düştüler. Çünkü Mescid-i Aksa ve Kudüs işgal altında. Kudüs'ün durumu neden tartışmalı? Çünkü Mescid-i Aksa, Kudüs, Müslümanların manevi değeri olan bir yer. Ama Müslümanlar bugün o manevi değere sahip çıkmıyorlar. Dünya Müslümanları. Son aylarda ve son yıllarda Kudüs Mescid-i Aksa biraz Müslümanların gündemine geldi. Ve bunun gündemine getirmesinin en büyük etkeni Türkiye oldu. Türkiye'nin bu şekilde Mescid-i Aksa savunması, Türkiye'nin bu şekilde Mescid-i Aksa'yı sahiplenmesi, Türkiye dünya üzerinde bir liderlik durumuna düştü. Bugün Türkiye sadece İslam dünyasının değil, dünyanın güç merkezi ve dünyanın liderliği konumunda. Çünkü Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya çalışıyor. Çünkü Kudüs'ü konuşuyor, çünkü Kudüs'ü gündem yapıyor. Çünkü Kudüs Mescid-i Aksa için, Kudüs Mescid-i Aksa Türkiye'nin manevi değeri haline geldi. İslam dünyasının parçalanmışlığını nereye oturtuyorsunuz? İsrail'le işbirliği içerisinde olanlar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin yörüngesinde hareket edenler var. Bu da işin trajik boyutu. Biz yanlış oynuyoruz. Maalesef biz dediğim dünya Müslümanların liderleri bugün Orta Doğu Körfez ülkeleri yanlış kağıda oynuyorlar ve yanlış bir şekilde meseleyi şansa bırakıyorlar. Bu parçalanmışlığı gören İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge politikalarını şekillendirmede eli rahatlamış oldu. Tabii ki ve Mescid-i Aksa'yı bu şekilde daha fazla Yahudileştirmek için, çaba göstermek için bir zemin hazırlamış oldu. Büyük bir ihanet bu da. Mescid-i Aksa elden gitmesi için maalesef İslam ülkelerin çoğu şu an azami gayret sarf ediyorlar. Biz bunu rakim bir şekilde görüyoruz. Ve Mescid-i Aksa'nın bu şekilde bu hale düşmesinin en büyük sebebi etkeni kendi aramızdaki kavgalar ve kendi aramızdaki bölünmüşler ve kendi aramızdaki İsrail'le ve ABD'yle alttan yaptığımız işbirlikler ve bunların hepsi tamamı Mescid-i Aksa'nın elden gitmesine sebep oluyor ve dünya güç merkezinin Müslümanların da olmamasının en büyük etkeni haline geliyor. Bu süreci fark eden birçok Müslüman da
Türkiye liderliği altında. Eylem geliştirmek istiyor. Onur'un korunduğunu açık açık vurguluyor ve Türkiye'ye müteşekkir olduğunu ifade ediyor. Bunu da Kudüs'te görüyoruz. Bir Kudüs meselesine bir örnek vereceksek, yani yakın tarihte son olaylarda, Kudüs'ün son olaylarında Ürdün mesela çok güzel bir tablo sergiledi. Hakikaten Mescid-i Aksa'nın sahipleme konusunda İsrail ile Amerika'nın sözde olsa da ciddi anlamda Türkiye'nin arkasında oldu ve Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün bu şekilde İsrail'in başkenti ilan edilmesi noktasında tavrını Müslümanlarla beraber, Türkiye ile beraber net bir şekilde koydu. Türkiye'nin liderliği altında buluştuklarının en somut göstergesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oldu. Önemli bir rakam, 128. Amerika Birleşik Devletleri çırılçıplak kaldı. İşte 7 ülke, 8 ülkeli. Kudüs Müslümanları birleştirecek. Biz en son Kudüs'te buluşmuştuk, dünya Müslümanları. 100 yıldır Kudüs'ten ayrıldık ve paramparça olduk. Bugün Kudüs bizi tekrar birleştirdi ve birleştirecek. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı İstanbul'da Kudüs topladı ve Birleşmiş Milletler'deki genel kuruldaki oylamada yine Kudüs bizi güçlü tuttu. Yine Mescid-i Aksa üzerinde oyun oynayan herkesi zayıf duruma düşürdü ve düşürmeye devam edecek. Peki gerçek hedef Mescid-i Aksa mı? Tabii ki. Gerçek hedef, asıl hedef Mescid-i Aksa. İsrail ilk kurulduğunda Mescid-i Aksa'yı yok etmek için bir hedef kurdu. Kudüs'süz İsrail'in bir anlamı yok dedi. David Ben Gurion, tapınaksız Kudüs'ün de bir anlamı yok dedi. Mescid-i Aksa'yı yıkmak istiyorlar, Kudüs'ü yıkmak istiyorlar. Şimdi aslında İsrail neden Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı seçti, Filistin'i seçti, başka bir toprağı seçmedi kendisine? İsrail Mescid-i Aksa'nın güç merkezi olduğunu biliyor ve dünya Müslümanlarının güç merkezinden, Mescid-i Aksa'nın bereketinden ve güç merkezi olduğundan istifade ettiklerini bildiği için İsrail Osmanlı'yı Kudüs'te yıkmak istedi. Osmanlı Kudüs'ten ayrıldığından itibaren İsrail Kudüs'ü, Kudüs'teki Müslümanları yok etmeye çalışıyor ve Mescid-i Aksa'yı, temelde Mescid-i Aksa'yı yok etmeye çalışıyor. Şimdi 1967'den beri Mescid-i Aksa'nın altında kazı çalışmaları yapıyor. Burada da önemli bir aşama kaydettiler. Bunu durdurabilmesi mümkün mü Müslümanların? Şu an Mescid-i Aksa'nın... Aynı zamanda Katolik dünyasının ruhani lideri Papa bir güç olabilecek mi bu süreçte? Etkisini gösterebilecek mi? Hristiyan aleminin bizim kadar büyük tepkisi olduğunu da söyleyemeyiz herhalde. Hristiyan alemi bugün Mescid-i Aksa ve Kudüs konusunda... Kudüs temelinde söylüyorum. Kudüs temelinde onlar Kudüs onlar için önemli. Özellikle Kıyamet Kilisesi onlar için önemli ama Kudüs, Mescid-i Aksa hiçbir zaman onlar için önemli olmamıştı. İsrail'in siyasi hedefinde Kudüs, Mescid-i Aksa ve İsrail siyasi meseleyi dine mal ediyor. Dini kullanarak Mescid-i Aksa'yı yok etmeye çalışıyor. Dediğiniz gibi İsrail Mescid-i Aksa'nın altında şu an kalı çalışmalarını, aslında bu devir bitti. 2000 yılına kadar İsrail'in hedefinde bu vardı. Mescid-i Aksa'nın altını tamamen boşaltmak. 2000 yılından sonra İsrail hedefini, İsrail için tamamen değiştirdi. Şu an Mescid-i Aksa'nın içine girdi. Mescid-i Aksa'nın içini Yahudileştirmeye çalışıyor. İçini bozmaya Ariel çalışıyor. Ariel Sharon önemli bir isimdi bu süreçte. 2000 yılında Sharon Mescid-i Aksa'nın içerisine girmesiyle bu süreç başladı. 2000 yılından önce hiç kimse Mescid-i Aksa'nın içerisine girmemişti. Bugün Sharon Mescid-i Aksa'nın 2000 yılında içine, Mescid-i Aksa'nın içine girmesiyle beraber bugün her gün 100, 200, 500, 600, 1000 kişi de Mescid-i Aksa'nın içerisine giriyor. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini çiğniyor. Buradaki amaç Mescid-i Aksa sadece Müslümanların olmasın, herkesin ortak kullanım alanı olsun. 2009 yılında Kudüs Belediyesi Mescid-i Aksa'yı kamu alanı olarak ilan etti. Bu ne demek? Yani Mescid-i Aksa şu an İsrail kanunlarında kamu alanı, bir park, bir bahçe gibi düşünelim. 2011 yılında da Mescid-i Aksa'yı ikiye bölecekti. 2014 yılında Mescid-i Aksa tamamen ortadan kalkacaktı. Ama elhamdülillah hiçbir plan Mescid-i Aksa üzerinde olmadı. Kudüs'teki araştırma merkezlerinden çıkan bir bilgiyi söyleyeceğim şimdi. İsrail Mescid-i Aksa Kudüs üzerinde yapmak istedikleri hedeflerin %90'ını gerçekleştiremiyor. Bu da Müslümanların Mescid-i Aksa'yı sahiplenmesiyle, Mescid-i Aksa üzerinde çalışma göstermesiyle beraber ortaya çıkan bir mesele.
bizim sahiplenmemiz yetersiz olmasına rağmen, bizim sahiplenmemiz Mescid-i Aksa, Kudüs'ün ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını sağlamamış olmasına rağmen yine bu olay Mescid-i Aksa'yı kurtardı ve Mescid-i Aksa bugün ayakta. Şimdi İsrail güvenlik güçlerinin nedenli barbarca saldırdığını, çoluk çocuğu nasıl döverek, darp ederek, işkence ederek, evet işkence inançlarına göre sözde büyük bir günah ama sizin silahla gelip çocuğa dipçiğini yüzüne vurmanız, tekmelemeniz işkence değil mi? Bilmiyorum. Ben bence işkencenin en alasını hem de kamuoyunun, kameraların gözü önünde yapıyorlar. Şimdi ve de herkesi fişlemiş durumdalar. Yani tüm bunlara rağmen şunun da altını çizmekte herhalde fayda var. Filistin'in başkenti Kudüs'te Filistinlerin destansı bir direnişi söz konusu. Bu da herhalde kolay kolay İsrail'in Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te her dilediğini, planladığını hayata geçiremeyeceğinin bir göstergesi olsa gerek. İsrail eskiden biz şunu söylerdik her zaman. Planlı hareket eder. 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık planlar kurar. Ve o planları gerçekleştiren bir İsrail vardı eskiden. Şu an o İsrail yok. Şu an niye İsrail bu şekilde, hırçın bu şekilde çocuklara bile... Ama yerleşimler noktasında her istediğini yapabiliyor maalesef, bunu görüyoruz. Yerleşim birimlerini kuruyor ama o kurmakta pişman oluyor. Çünkü dediğiniz Kudüslüler, Mescid-i Aksa'nın etrafında 350 bin yaşayan Kudüslü adeta Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın kandilleri ve bunlar Mescid-i Aksa'nın korunması ile ilgili büyük çalışmalar yapıyorlar. Ve bugün Mescid-i Aksa ayaktaysa Mescid-i Aksa'nın etrafında nöbet tutan Kudüslerin direnişiyle bugün ayakta. Ve onlar ciddi anlamda tarihe yazılacak bir destan yazıyorlar. Ağır da bedel ödüyorlar. 2 milyar Müslüman adına orada nöbet tutuyorlar. Büyük tekliflere rağmen 40 metrekarelik bir daire 2 milyon 300 bin dolar teklif ettiler. Biz bunu yaşadığımız bir hadise olduğunu için söylüyorum. Bunun gibi örnekler çok. Ve bu teyze evini satmıyor. Diyor ki 2 milyar Müslümandan izin kağıdı getirin. Ben o şekilde evimi satarım. Yoksa bu ev 2 milyar Müslüman evidir. Ve ben burada sadece nöbetçiyim. Bu ifadeyi kullanan yüzlerce, binlerce Kudüslü var ve Mescid-i Aksa'nın etrafında nöbet tutuyorlar. İsrail hırçın bir şekilde saldırmasının nedeni çünkü hedeflerini gerçekleştiremiyor. Çünkü planlarını yapamıyor artık eskisi gibi. Eskiden de yapamıyordu ve şu an hiç yapamıyor. 12 yaşındaki çocuk 10 yıl hapise mahkum edildi daha birkaç gün önce. Yine 10 gün önce tutuklanan 16 yaşındaki kız çocuğu yine hala tutukluluk süreci devam ediyor. Ve bu olayla alakalı başbakan bile ifade kullanıyor. Bu artık hapisten çıkmayacak diye. Ömür boyu kalsın. Yani evet. Yargıyı kendisi yönetiyor. Hukuk devleti diye ortaya çıkıyorlar. Ve biz hukuk devletini korumaya çalışıyoruz diyorlar. Ama kendileri... Ahet et temimden ahet söz temimi. Evet, evet, ahet et temimi. 16 daha bugün yargıdan çıkan bir kararla bir hafta daha tutuklu sürecinde annesiyle beraber devam etti annesiyle beraber ve bunun gibi örnekler çok. İsrail hapishanelerde çocukların sayısı yüzlerce çocuk var ve hepsinin itham altında kalması, bu şekilde tutuklu sürecinin devam ettirmesi sadece ve sadece Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı savundukları için, evlerinden çıkmayı kabul etmedikleri için. Başka ne zaman oradaydınız? Ben bayağıdır gitmiyorum oraya. 7 sene önce oraya İnşallah gittim. İnşallah bir gün, yakın bir gün yeniden dönebilirsiniz. Ben buna çok inanıyorum. Çok yakın bir günde oraya gideceğiz. İnşallah birkaç yıl içerisinde hep birlikte özgür Mescid-i Aksa'nın içerisinde, işgali kalkan bir Mescid-i Aksa'da bu programı orada da icra edeceğiz inşallah. İnşallah. Mirasımız Derneği Başkanı Muhammed Demirci. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız. Saatler 23.35'i gösteriyor. TRT Haber'de Gece Bakışı devam ediyor.